Allah Allah, yani inanılır gibi değil. Ali o kadar dakiktir ki. Yani biliyorsunuz tabii onun durumundan dolayı. Yani takar saatlere o derece. Bir saat oldu bu satının. Evet oldu, oldu. Bayağı oldu. Haklısınız siz de ama şimdi onun bu... Evet. Ali Bey'e ulaşabildim. Bir prosedürdeymiş kendisi. Biz o yüzden... Ya. Ama birazdan burada olacak. Hemen geliyor. Ya. Aa, bu arada Mustafa Hanım, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Tabii. Pardon. Pardon. Hemen geliyoruz. Ay delireceğim ya. Nerede bu Ali? Kuyumcuya gitmiş. Ne? Yüzük alacakmış Nazlı'ya. Delirme lütfen. Ya ne yüzüğü ya? Ben uğraşıyorum içeride onun için. Lütfen. Ben şimdi sordurdum geliyor. Lütfen. Ya, ben hayatta girmem içeri bir daha. Sen gir. Hayır ben sen girme, sen girme. Mümkün değil. İşim olmaz benim. Delirtti bu beni. Delirtti. Bu ne biçim bir şey? Bunun sesi, titreşimi delirtti beni. Motor işte. Delirtti. Delireceğim. Bu ne biçim bir şey bu? Tamam karavelam. Git üstüne işte fırla tamam. Geliyorum ben de. Ay. Nabzım 160. Kaç? 160. Oo, tamam. Şimdi derin nefes alacağız. Onu normale indireceğiz, tamam mı? Hadi. Evet, çok güzel. Devam. İyi geldi. Oh. Tamam işte bu kadar ya. Gerilecek bir şey yok, kafaya takacak bir şey yok. Sakin. Hep ceza verir kurul bana. Bu sefer değil. Bu sefer seni ödüllendirmeye geldiler. Bugüne kadar çektiğin her şeyin ödülünü şimdi alacaksın. Yeter ki gerginliğini belli etme onlara, tamam mı? Şahane olacak ya. Şahane olacak, şahane olacak. Sen kara şimşeksin. Şahane olacak, tamam mı? Şahane olacak. Hadi. Şey... evet. Geç kaldığım için özür dilerim. Ben Vefa. Şey yani Ali Vefa. Yüzük almaya gitmiştim de. Evlenmek için. Uzmanlıkta hepsi üst üste gelince... ben gergin değilim. Yok gayet normalim. Öyle değil miyim? Baştan alabilir miyim? Baştan mı? I know it's late and I can't tell. I just ring this shiny bell and someone come. Thank you.
Ezgi Hanım, hiç konuşmaya çalışmayın. Solunum yolunuzu bozabilirsiniz. Ben şimdi sizi biraz uyutacağım. Niye kapanmış? Ferman. Ali içeri girdi, tamam. Girdi mi? Hı hı. Nasıl girdi? Ben sakinleştirecektim onu. Ölüyordur heyecandan içeride. Artık kendi baş edecek. Olmaz, ben gideceğim. Ne güne duruyorum ya? Ferman, saçmalama. Adam uzmanlığını ispatlamaya çalışıyor. Ne yapacaksın velisi gibi içeri girip? Başarmasını istiyorum çünkü. Çok hak ediyor. Öyle değil mi? Çok hak ediyor ve başaracak. Sen hiç merak etme. Ali Bey, diyelim ki acile bir hasta geldi. Karnı ağrıyor. Ne düşünürsünüz? Bu eksik bilgi. Tamam, ne bilmek istiyorsunuz? Hastanın yaşı, cinsiyeti, tam olarak ağrı nerede, ne zaman başladı, ne boyutta, bir sürü şey. Bütün bunları sorana kadar bir tomografi çekip neyi var görelim demez misiniz? Demem. Çünkü öğrendim ki ülkemiz tomografi ve MR'ı dünyada en çok çeken ülke. Bence hastayla konuşarak vakaya tanı konulabilir. Yeni şefimiz Muhsin Bey test yapmamızı istemiyor. Tamam. Bir hastayı ameliyat ettiniz diyelim. Ertesi günü kan tahlilinde plazma kortizol düzeyi 3 nanogram bölü desilitrin altında. Bu hastada hangi durumda sekonder adrenal yetmezlik olduğunu düşünürsünüz? Oral metropon verildikten sonra plazma kortizol düzeyi 8 nanogram bölü desilitrenin altında olursa... Karaciğer transplantasyon bekleme listesinde, hasta önceliğinin tespitinde hangisi güvenilir bir kriterdir peki? Son evre, karaciğer hastalığının modeli. Yani MELT. MELT skorunun yüksek olması. İnce bağırsak epitelinin zedelenmesi sonrasında ortaya çıkan intestinal proliferasyondan hangisi sorumludur? GLP eksiki, yani glukagon benzeri peptit. Tamam. Son 24 saatte 5000 mililitre kan transfüzyonu yapılan bir hastada hangisi hemolitik transfüzyon reaksiyonu yapıp hastanın ölümüne sebep olur? Kan kusu yok. Tampon çabuk aç Elia. Her yerden geliyor şu an. Çabuk bas bas bas. Kaç ton oldu? 15. Vücudunda kendi kanı kalmadı. Hepsi yabancı kan. Hayır. Çok iyi hocam. Ali. Ali. Hayır. Açık kalp masajına başlıyorum. Ali, kan artık pıhtılaşmıyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Hayır. Ali Bey, bilmiyor musunuz? Ali! Thank you.
çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ezgi. Ezgi. Ezgi kızım. Ezgi. Ezgi kızım. Burhan Ezgi. Bey. Ezgi. Burhan Bey kımıldamayın lütfen. Lütfen. Lütfen kımıldamamanız lazım, tamam mı? Ezgi kızım iyi mi? Ezgi Hanım'a narkoz verdik. Muhtemelen bütün gece uyuyacak. Orkun. Oğlum nasıl oldu? Açıkçası pek iyi değil. Nesi var? Henüz bilmiyoruz. Burhan Bey, yangından önce herhangi bir rahatsızlığı var mıydı? Bulantı, kusma, ishal ya da herhangi bir şey? Bir şey demedi Ezgi. Anladım. Peki baba hiç ilgilenmiyor mu? Üçümüzüz biz. Yok başka kimsemiz. Peki Ezgi Hanım'ın depresyonda olma ihtimali var mı? Yani böyle iştahsızlık ya da fazla uyuma gibi bir şey gözlemlediniz mi? Yok. Kızımla, Orkun'la mutlu mesut yaşıyorduk biz. Ali kurula gelince haber ver demiştin. Hocam sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ali'yi bekliyoruz. Ben göremedim ya. Girmeden göremedim. Nasıl göremedim? Aşkım sakin ol ya. İçeride hallediyordu şimdi. Güle oynaya çıkar dışarı. Siz çok kötü bir jürisiniz. Siz çok kötüsünüz. Bu soruyu nasıl sorarsınız ha? Nasıl sorarsınız? Benim Adil Hocam bu yüzden öldü. Ali Bey. Tamamen duygusal tepkinize bakmak için. Defibrilasyon sendromuna bağlı protrombin zamanının ve APTT'nin uzaması ha? Oldu mu? Oldu mu? Ha? Benim bu soruyu bilmeme ihtimal yok. Nasıl sorarsınız? Sırf acılarımı deşmek için sordunuz. Bu mu uzmanlık ha? Bu mu uzmanlık? Siz çok kötü jürisiniz. Çok kötü. Aa, merhabalar. Ben Doktor Farman Eryiğit, Ali'nin hocasıyım. Nedir durum? Biz nasıl geçtiğini merak ediyoruz tabii. Melis Hanım, arada kaldık biraz. Bir bakıyorsun dahi, bir bakıyorsun çocuk gibi. Fazla duygusal ve alıngan davranıyor. Uzmanlığa hazır mı? Emin değiliz açıkçası. Ali'yi iş üstünde görmediniz çünkü. Ben Ali cerrahlık yapıyorken otizmli gibi davranmıyor. Sadece özel yetenekleri kalıyor. Önemli olan bu değil mi? Burada neler yaptı Ali? Bir ameliyatını izleyelim o zaman. Süper. İşte bu. Teşekkür ederim. Ben haber vereyim o zaman size. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi günler. Canım, açar mısın kapıyı? Herkes her şeyi mahvettiğimi görsün diye mi? Ama senin güçlü yanın sosyal becerilerin değil. Bunu kurul da biliyor Ali. Bilsinler o zaman. Ha? Görmelerine gerek mi vardı? Kalbim kırıldı. Boşu boşuna insanları azarladım. Uzman da olamayacağım. Ha? Bittim ben, bittim. Bittin mi? Cidden mi? Yani senin için bu kadar kötü mü her şey? Sen nasıl bu kadar iyimser olabiliyorsun ha? Bir tane bana iyi bir şey söyle. Yok. Yok, yok. Söyleyeceğim. Bekle. Ben...
seninle. Eğleneceğim. Ameliyatını izleyecekler. Vazgeçmediler mi beni? Ya ne diyorum oğlum sana? Ameliyatını takip edecekler diyorum. Yine karışık duygular içindeyim. Hem çok korkuyorum hem de çok mutluyum. Ya sen asıl bana sor bana. Harbi kafayı yediniz. İkiniz de. Bir kere de sen yapmıştın bana böyle. Bağlamıştın. Hatırlıyor musun? O renkleri görüyorum. O kokuları duyuyorum diye. Neymiş? Cin girmiş içime. Götürdün, hoca söylemiş. 6 yaşındaydım. Sonra beni o ağaçta 3 gün bağlı bıraktı. Sen bana çok eziyet ettin baba. Adına da inanç dedim. İnanç bu değil. Ben de inanıyorum. Ama yeminle bu değil. Ben israf olacak diye 10 yıl giydim bir ayakkabıyı. Sen kızma diye. Ben hala gofretleri suçlu suçlu yiyip çöplerini katlayıp küçücük yapıyorum. Sen gelirsin cebimde bulursun diye. Mekruh dersin diye. Ben hala bir kadınla 2 çift laf edemiyorum. Kaç yaşıma geldim, kulağına gider de el aleme ibret olsun diye beni yine avludaki ceviz ağacına bağlarsın diye. Yoruldum ben baba. Her şey yasak, her şey günah. Ne yapsam yanlış. Ben bir ömür kaçtım senden. Kaç yaşıma geldim? Ama geçme. Artık kimse kimseyi bağlamasın. Kimse kimseyi vurmasın. Ben çok yoruldum baba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.